irade ortaya koydu. Tek parti iktidarına hayır dedi. Dört partiden oluşan bir meclisi oluşturdu. Burada Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz seçim öncesi çok çalıştık. Örgütlerimizle beraber olduk. Gençlerimiz, kadınlarımız, yönetimlerimiz hep birlikte, vekillerimiz, vekil adaylarımız, eskiler, yeniler hep birlikte gerçekten çok büyük bir uyum içerisinde beraber olduk. Genel başkanımız bizden daha da fazla çalıştı. Çok da güzel seçim vaatlerimiz vardı, seçim programımız. Çok güzeldi. Seçim bildirgemiz gerçekten güzeldi. Ama geniş halk kitlelerine ulaşmak için medyayı kullanmanız lazım. Medya, havuz medyası olduğu için büyük kanallar, büyük gazeteler bizlere yeterince yer vermediler. Cumhuriyet Halk Partisi bu tip kanallarda hep içinde sorunları olan bir parti, işte hizmetçi bir parti olarak anıldığı yıllardır. Ama biz öyle bir parti değiliz. Örgütlerimiz de her zaman beraberiz. İçimizde sorunlar da olsa bu sorunları hiçbir zaman dışarı yansıtmayan bir partiyiz. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Devlet kurmuş, devleti yönetmiş, kurumlarını oluşturmuş, temellerini atmış, devrimler yapmış. Bu ülkede birçok dönüşüme ortak olmuş, ilkleri yapmış bir partiyiz. Bunun da sorumluluğunu taşıyan bir parti olduğumuz için şu anda aldığımız oy, yapmış olduğumuz çalışmanın karşılığı değil. Ama en azından yine de sevinçliyiz. En azından Türkiye'de artık tek parti rejimi yok, tek adama dayalı bir strateji yok. Türkiye'de 13 yıl boyunca ülkeyi yöneten AKP en azından şu anda birinci parti olmasına rağmen iktidarı oluşturabilecek, hükümeti kurabilecek çoğunluğa sahip değil. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçimle ilgili bir değerlendirme yaptık. Burada seçmenimize ulaştığımızı ancak medya aracılığıyla bunu tam olarak gerçekleştiremediğimizi kendi kendimize eleştirdik. Tabii ki de çok partili hayatta Cumhuriyet Halk Partisi zamanında geçti ülke. 2011 yılında tek parti çok güçlenmişti. Orada bir parti, şu an MHP, barajı geçemiyordu. Bizim partilerimizin birçoğu MHP'ye destek verdi. 2015'te de HDP'ye destek verdi bizim partilerimiz. Partilerimiz derken parti olarak bunu söylemedik biz. Vatandaşlarımız, seçmenlerimiz, üyelerimiz gördüler. Yani tek parti bu kadar güçlenmesin. Yani CHP zaten muhalefette biraz oy kaybetse de çok önemli değil. Zaten vekil sayımız çok fazla değişmedi. Ama ben kişisel olarak söylüyorum. Yani en az 32-33 oy bekliyorum. Edirne'de de 3-0 bekliyorum. Biraz o gün moralim bozuldu. Gerçekten moralim bozuldu. 140 bin civarı oy aldık. Ben en azından bir 160 bin bekliyordum. 160 bin olsaydı 3 oluyor mu? Olurdu. Yani 3-0 olması için mevcut sayılarda AKP'nin 10 binden oy kaybetmesi lazım. Bizim de 10 binden oy almamız lazım. Tam 10 bin yani. İşte 20 bin aldığımızda AKP şey yapıyordu. O gün hatta birçok kişi de daha sonra gazetelere yansıdı, işte Gaytancıoğlu tek başına çalışıyor, partiden ayrı çalışıyor gibilerinden. Yok, öyle bir şey yok. Yok da, yok. Bazı gazetelerde çıktı. Anladım. Yani ben o gün hakikaten çok şey bekledim. Hatta çok kişide şahit tuttum. Al sorduğumda alabiliriz mi seçimi? İlk açılmış sandıklar burada da aynı olmuştur. Ezici bir çoğunluk var. Aynen. Köylerden, kırsaldan gelen, Edirne'de de konuşuyoruz. 3-0. Çok ciddi bir oy. Türkiye genelinde de iktidar oluruz diye düşündük. Fakat sonradan sandıklar gelmeye başladı, sonuçlar. Saat 6 civarında baktık, dengeler değişmeye başladı. Bizim de planımızda Edirne'ye gittik. İl başkanlığında işte sevinci paylaşalım vardı ama kursağımızda kaldı. 2-1 oluyor. Partimizde oy oranımız sabit kalıyor. Oranımız bozuldu. Ama yine de sevinçliyiz. Dediğim gibi tek parti artık yok. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi devleti kuran bir parti sorumluluğuyla koalisyon ortağı da olabilecek sorumluluktadır. Biz hükümeti kurmada çok istekli olmamamıza rağmen bozmada hiç istekli değiliz. Öyle gözüküyor ama. AK Parti ile CHP arasında geçiyor. Yani şöyle, biz Türkiye'nin hükümetsiz kalmasını istemiyoruz. Yani biz bir parti gibi, MHP gibi örneğin, erken seçim istemiyoruz. Biz
nasıl olursa olsun bir koalisyon kurulsun diyoruz. Bunun için de ilk önce AKP'ye muhalif olan %60'lık bloğu harekete geçirdik. Kamuoyunu çalıştırarak. Yani biz ne dedik? AKP'ye kim karşı? Seçimler öncesi kim asgari ücretin artmasını istedi? Kim mazotun düşmesini istedi? Kim emeklinin durumunun iyileşmesini istedi? CHP, MHP, HDP. Üçü de aynı. Üçü bir araya gelelim. Kim AKP'nin hukuku tanımadığını söyledi? Yine bu üç parti. Bir araya gelelim, hükümet olalım. AKP'nin yapmış olduğu yolsuzluklar varsa hukuku çalıştırarak bunu önleyelim. Devletin çarklarını yeniden dizayn edelim. Ülkeyi üreten bir Türkiye haline getirelim, büyütelim. 4 sene de süremiz var. Gelin üçümüz bir olalım. Ama MHP buna basın aracılığıyla karşı çıktı. Bunun üzerine genel başkanımız, o zaman gel sen başbakan ol dedi. Yani 80 vekili olan, bizim 130 tane vekilimiz var, olan birine dahi parti teklif etti. Fakat olumlu cevap alamadı. Her şey yaptı. Biz tek başımıza hükümet kuralım. Siz iki parti dışarıdan verin. Destek verin. Bunu da söylememize rağmen bir yanıt alamadık. Tek seçenek kalıyor. Ya AKP, CHP ya da AKP, MHP. Ya da AKP, HDP tabii bir seçenek. AKP... Onun dışında çünkü onlar bir çözüm sürecini birlikte yürüttüler. Herkesten sakladıkları bir çözüm süreci var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Türkiye'nin genelinden sakladılar. Meclise getirmedik. Osmanlı'da görüşmedik dediler. Görüştükleri ortaya çıktı. Kandil'le, İmralı'yla pazarlıkları bizler yapmadık. Onlar yaptılar. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak barıştan yanayız, özgürlükten yanayız. Kimsenin burnu kanamasını istiyoruz. Ama bunların da halkın gözü önünde olmasını istiyoruz. Yani insanların, ha evet Türkiye'de bir sorun var, nedir sorun? Güneydoğu'da bir sorun var. Burada ne lazım? Burada büyüme lazım. Burada üretim lazım. Burada istihdam lazım. Burada barış lazım. Bunu getirecek tek parti Cumhuriyet Halk Partisi. Onun için de oturulur, taraflarla uzlaşma çerçevesinde bu çözülür. Biz bundan yanayız ama AKP ne yaptı? Görüşmeler yaptı. Bittirleri gitti. Yani bunlar biliniyor. Yani yardımlar yapıldı. 2,5 milyon Suriyeli bu yanlış politikadan dolayı Türkiye'ye geldi. Bunlar büyük sorunlar. Şu anda yaşıyoruz bunlarla ilgili. Bunların barınma, beslenme sorunları var. Bunların yapmış olduğu... Külfet Türkiye'ye, külfet bunlar. Evet, külfet. Kendi vatandaşımıza iş bulamazken bunlar çıktılar ortaya. Yani bu ciddi anlamda bir sorun. Biz bütün sorunları çözme peşinde yine de kararlı olduğumuz genel başkanımız açıkladı. Biz tüm partilerle hükümet olabiliriz. Hatta AKP'yle de hükümet olabiliriz. Ama 14 tane de maddemiz var bizim. 14 tane olmazsa olmazımız, koalisyon ilkelerimiz var. Hukukun üstünlüğünü öne çıkaran, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini eski seviyesine getiren, 4 bakanın yargılanması, eğitim sisteminin düzenlenmesi ve seçim öncesi verdiğimiz vaatler. Yani 2 tane maaş ikramiyesi öngörmüştük. Mazot var, işte asgari ücretin 1,5 lira, 1,5 lira olması, ondan sonra taşeron kaldırılması, yoksullara aile yardımı kapsamında para ödenmesi, bunlar var. Bunların olmazsa olmazımız bunlardır. Bunlarla biz, bunları kabul eden bir partiyle AKP de olsa bu otururuz, konuşuruz. Bir koalisyon protokolü yaparız, hükümet oluruz. Koalisyon protokolüne uyarlar mı, uymazlar mı? İlerleyen günlerde belirli. Biz çok güvenmesek de ülkeyi hükümetsiz bırakmak istemiyoruz. Buna hazırız ama şu an uymazlarsa bunu da çok güzel anlatırız. Herkese bakın biz bunları yaptık, istediğimiz buydu. Emeklimiz bizim sayemizde maaşını aldı. Çiftçimiz bizim sayemizde ucuz mazot aldı. Ama bunlar ona uymadılar. Bilmiyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Bazı partiler ve özellikle Cumhurbaşkanı'nda erken seçim istiyor. Biz seçimden yana değiliz. Neden? Seçimi Türkiye yeni yaptı. Seçimin bir çözüm olmayacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin çözülmesi gereken, çok çabuk çözülmesi gereken birçok sorun varken tekrar bir seçim ortamına girmesi Türkiye'yi sıkıntıya sokar. Sorunlar 6 ay daha ötelenmiş olur. Biz sorunları bir an önce çözmek istiyoruz. Bir an önce üreten bir Türkiye olsun istiyoruz. Meclis Başkanı seçimi var. Zaten o seçim olmadan evet. Hükümet kurulmuyor. Öyle bir şey var değil mi? Tabii. Meclis Başkanı. Şu anda meclis çalışıyor. Herkes bir şey söylüyor, neyi kurabilir, neyi kurabilir, ben öyle bileyim ben. Meclis Başkanı seçilmeden olmuyor. Bizim bile var şu anda. Evet. Yani şu anda Meclis Başkanımız var. Deniz Baykal, geçici organlar işte en genç üyeler, en yaşlı üyelerden oluşan bir grup var. Meclis Başkan Vekilleri.
yasama bile yapabilir meclis yani şu anda. Ama tabii şey olarak meclis başkanının seçimle gelmesi lazım. Tabii. Salı günü 2 tur, çarşamba günü 2 tur olmak üzere 4 turda seçim yapılacak. İlk 3 turda salt çoğunluk 276 alacak. Ondan sonra artık neyse o gidecek. Biz muhalefet partileri olarak bunun hükümet kurma görevi olmadığını düşünüyoruz. Kendi adayımızın Deniz Baykal'ın seçileceğini umuyoruz. Deniz Bey de birçok partiyle görüştü. Meclis Başkanı seçildikten sonra Cumhurbaşkanı görevi verilecek. Birinci parti. Kaç gün içinde? 45 gün içinde. 45 gün içinde hükümeti kuracak. Önce bizim partimize gelecek, sonra MHP'ye gelecek, sonra HDP'ye gelecek. Bunlarla kurabilirse formüllerini tartışacaklar. Ve Cumhurbaşkanı hükümeti sunacak eğer kurarsa. Cumhurbaşkanı onaylarsa güven oyu isteyecekler. Hükümet kurulacak. Ama kurulmazsa görev bu sefer Kılıçdaroğlu'na verilecek. Tabii ikinci kimse ona verilecek. Tabii. Onun süresi ne kadar? O da aynı şekilde. Onun da 45 gün süresi var. Ama şu var, Cumhurbaşkanı'nın yetkisi var. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü halde ikinciye vermeyebilir. Türkiye'yi seçime götürebilir. İkinciye vereceğini açıkladı ama MHP'ye vermeyecek. Ama verir. Yani ikinciye de verir, üçüncüye vermeyebilir. Çünkü çok gerek yok.